Derin Futbol YouTube kanalından Derin Transfer programından hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Transferde artık hareketlilik başladı. Uçaklar inmeye, uçaklar kalkmaya başladı. Galatasaray dün akşam ilk transferini yaptı ve Kaan Ayhan'ı İstanbul'a getirdi. Milli futbolcu, milli stoper dün saat 11.30 sularında Türkiye'ye geldi. Galatasaray'a resmi imzayı atacak ve kendisini Resmen Galatasaray'lı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Kaan Ayhan 28 yaşında stoper. Sağ de oynayabiliyor. Ön liberoda e, 6 numarada da oynayabiliyor. Aynı zamanda ana mevkide az önce söylediğim gibi stoper. Bu sezon da 11 maça çıktı Kaan Ayhan. E, ve Galatasaray bu transfer için sezonun geri kalanı için Kaan Ayhan'a 600 bin euro ödeme yapacak. 400 bin euro kiralama bedeli. Sasolayı ödeyecek ve satın alma opsiyonu 2.8 milyon euro. Şimdi herkes söylüyor zorunlu satın alma opsiyonu var yok var yok diye söyleniyor. Zorunlu satın alma opsiyonu var Kaan Ayhan'ın. Ama nasıl bir satın alma opsiyonu? Şu şekilde bu opsiyon oynama sürelerine, başarıya ve Avrupa kupalarına katılım durumuna göre devreye girecek. Yani bu durumlarda Galatasaray 2.8 milyon euroluk bu satın alma bedelini ödeyip Kaan Ayhan'ı kadrosuna katacak. Sezon sonundan itibaren tamamen kiralık dönemi bitiyor. Kaan Ayhan Galatasaray'a faydalı olur mu? Siz de e, yorumlarda belirtin, yorumlarınızı yazın. E, daha sonra yorumlarınızın hepsini tek tek okuyacağız. Şöyle Kaan Ayhan her şeyden önce yerli. Biliyorsunuz ki şu anda yerli kuralı var, yabancı kuralı var, sınırlama var. Yani ilk 11'de 3 tane Türk futbolcuyu mutlaka oynatmak zorundasınız. Okan Hoca zaman zaman bu kuraldan dolayı kadroyu kurarken ilk 11'i yaparken zorluklar ve sıkıntılar yaşıyor. Bunu zaten kendisi de dile getiriyordu. Bazı yabancı futbolcuları istediği futbolcuları bir arada oynatamıyordu. Bunu yapamıyordu çünkü savunmada Nelson oynatmak zorundaydı. Böyle bir durum vardı. Abdülkerim yerli statüsündeydi. Kazımcan'ı zaman zaman sol beki atıyordu. Kerem zaten ileride var. Barış Alper oynatıyordu. Ya bunların orta sahada Berkan'ı oynatıyordu. Bunların hepsi bir opsiyondu. Bir alternatif de Okan Buruk için. Artık Kaan Ayhan da Okan Hoca'nın elini çok büyük bir şekilde, büyük ölçüde güçlendiren e, harika bir koz diyebiliriz. Yani savunmada e, Abdülkerim yanına Kaan Ayhan ikili stoper tandemini oluşturup ileride istediği oyuncuları birlikte oynatabilir. Yani Kazımcan'ı da sol beke monte ederse, ya ki sol bekte Emre Taşdemir de var ama Dubua'nın çok yükselen bir performansı var. Yani ben Okan Hoca'nın şu anda Dubua'dan o bölgede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Dün çok da güzel bir gol attı Giresun karşılaşmasında. Ya Dubois'da çok büyük bir gelişme var. Formayı kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum Dubua'nın. Ee, ama ileride zaten Kerem oynuyor. Yani Abdülkerim, Kaan ve Kerem'i oynattığı zaman orta sahada Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, ileride Icardi, sağda Raşit sağ. E, bunları artık hoca rahat rahat oynatabilecek. Kafası rahat olacak böyle bir transferde. Yani bu anlamda Kaan Ayhan Galatasaray için hem çok doğru bir hamle hem de gerçekten takıma fayda sağlayacak bir e, transfer bana göre. Diğer yandan konuşulan bir isim Mert Müldür'dü. Galatasaray'ın Mert Müldür'e ilgisi var, yok, var, yok. Yani gerçekten çok fazla konuşuluyor ama Galatasaray'ın Mert Müldür'e bir ilgisi Tabii ki vardı. Yani 23 yaşında hem sağ bekte, hem sol bekte, hem e, orta sahada, hem de stoperde, bunun yanında sağ açıkta bile oynayabilecek bir Mert Müldür'den bahsediyoruz ki kaldı ki gerçekten hücum aksiyonu baktığınız zaman Mert'in çok kuvvetli. Ya yani böyle olmasa İtalya Serie A gibi birlikte oynamaz zaten. 7 milyon euroda bir piyasa değeri var Mert Müldür'ün. Yani kanun yanına bir de Mert Müldür alınırsa Galatasaray kadroda oynatabileceği yerlerden dolayı gerçekten çok 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 rahat edecek. E bu durumda sezon sonu Saşa Boyu da gönderebilirler. Bu da olabilir. Bu da bir ihtimal. Yani ama Mert Müldür şu an için baktığımızda biraz zor bir transfer gibi görünüyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğu söyleniyor Mert Müldür'e. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğu da biliniyor. Ee, yani bu transferde kazanan kim olur ee, bilmiyorum İzleyip göreceğiz diyelim. Galatasaray Rem kulübüyle Gravion için anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle anlaştı Galatasaray. Para artı bonus artı bir sonraki satıştan pay. Ee, 24 yaşında Gravion ve bu arada Galatasaray Gravion'u da alırsa bence Nelson'u satacak. Yani devre arasında mı olur? Ee, sezon sonunda mı olur bilmiyorum ama Galatasaray Gravion'u da alırsa Nelson'u gönderir. Nelson'dan Markao'dan elde ettiği gibi bir gelir elde eder. Belki daha fazlasını elde eder Galatasaray. Ama Gravion'u da aynı şekilde oynatır, parlatır ve satar. Gravion şu anda öyle bir stoper, öyle bir topçu. Fransa'da, Fransa'da başlıyor futbola. Orada altyapıda başlıyor. Daha sonra Inter'e gidiyor. Sonrasında İtalya Ligi'nde Kariyerinin büyük bir bölümünü İtalya'da geçiriyor. Ardından tekrardan Fransa'ya dönüyor. Reim kulübüne dönüyor. Bu sezon 15 maçta forma şansı buldu Gravillon. Ki bu akşamda kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Galatasaray taraftarları. Paris Saint Germain'in bugün Reim'le maçı var. Gravillon eğer bugün olur da ilk 11'de oynar ya da sonradan oyuna girerse kendisinin nasıl bir stoper olduğunu bu akşam çok daha iyi bir şekilde test edebilirsiniz. Siz de kendi gözlerinizde daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe'de Joao Pedro sakatlığını atlattı, takımla çalışmalara başladı ama henüz maç oynayabilecek seviyede değil. Bundan dolayı bu akşam kendisini yine izleyemeyeceğiz. Joao Pedro'ya Salernitana'dan teklif var. Salernitana Pedro'yu kiralık istiyor. Fenerbahçe ilk teklifi reddetti. Joao Pedro için yapılan ilk teklifi reddetti. Ama İtalyan kulübünün yeni bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe'ye Joao Pedro için yeni bir teklif yapması bekleniyor. Yani sezon başında o kadar kavgasını verdiğiniz, o kadar almak için çabaladığınız, çaba sarf ettiğiniz, 6,5 milyon eurolar ödediğiniz Joao Pedro'dan bu sezon hiçbir katkı, hiçbir verim alamadınız. Baktığınız zaman çabaya değdi mi? Değmedi. Yani bu üzücü bir durum. Hem taraftarlar açısından hem kulüp açısından üzücü bir durum bakıldığında ve şu anda kiralık olarak teklifler var Joao Pedro'ya. Yani ne kadar bir kiralama ücreti alabilirsiniz ki Pedro'ya ödediğiniz para çıksın, maliyet çıksın ya da zararda olmayasınız? Nasıl olabilir yani bu durum? Ya da Pedro sezonun geri kalanında Fenerbahçe'ye ne katabilir? Bu zamana kadar oynadığı maçları da gördük. Çok öyle aşırı Yetenekleri olan ya da Fenerbahçe'nin hücum hattına çok ekstra bir nasıl diyeyim hücum çeşitliliği katan bir Pedro izlemedik oynadığı maçlarda da. Bu kadar tartışmaya, bu kadar para ödemeye Pedro'yu buraya getirmek için bu kadar ısrarcı olmaya gerek var mıydı? İnanın bana bilmiyorum. Ee, siz de yorumlarda yine yazabilirsiniz. Joao Pedro transferini doğru buluyor musunuz? Joao Pedro sezonun geri kalanında Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı? Bunları yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir diğer, bir diğer yandan Osay Samuel. Crystal Palace 12-13 milyon euro arası bir teklif yapıyor Osay Samuel için. Osayi'yi istiyorlar. E, Fenerbahçe eğer ki Osay Samuel'in yerine bir bek alabilirse, bir sağ bek alabilirse o durumda Osay'ın satışı Düşünülebilir çünkü hoca evet Ferdi Kadıoğlu var diyeceksiniz sabekte zaten o oynuyor ama hoca artık Ferdi'den 8 numarada faydalanmak istiyor. Çünkü Ferdi'nin o topu alıp dikine ceza sahasında sürmeleri ve e, takımı hücu yani sabekte oynarken bile takımı hücuma çıkartma yeteneği artık takımın orta sahasında hoca kullanmak istiyor Ferdi'yi ve bu oyunundan bu efektifliğinden Orada yararlanmak istiyor. Yani takımın oyununu belki de orada 10 numarada ol, olmayıp 8 numarada olsa bile... ...ferdinin yönetmesini bekleyebilir Jorge Jesus. Yani Osain'in yerine bu arada Mert Müldür düşünülebilir. Eğer Mert Müldür alınırsa belki o zaman Osain'in satışı yapılabilir, buna müsaade edilebilir. Ama onun aksinde, onun haricinde Ben Osain'in bir sabek alınmaması halinde... ...takımdan ayrılacağına, en azından devre arasında takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakmıyorum. Sezon sonunda tabii ki gelecek olan teklifler değerlendirilir. Yeni sezon için yeni bir yapılanmaya gidilir. Bu durumda o sayı Samuel satılabilir. Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir. Yani bir tane yerli meslimiz vardı. Bir tane küçük meslimiz vardı. Genç meslimiz. Arda Güler vardı. O bile her hafta neden oynatılmıyor? Arda neden artık ilk 11 değil? Arda neden oynamıyor? Diye her hafta tartışırken her hafta konuşurken Al artık hocam oyuna derken Şimdi Barcelona'ya Kayseri Spor'dan Barcelona'ya gitmiş Barcelona B takımında oynamış Ve bizim e, Bir diğer yerli mescisi Dediğimiz Emre Demir'i Fenerbahçe bonservis bedeli Ödemeden kadrosuna kattı Emre Demir yarın İstanbul'a gelecek Sağlık kontrollerinden geçmek için Dün akşam Barcelona B takımının Real Sociedad B takımıyla bir maçı vardı 10 dakika öncesinde kadrodan çıkartıldı Emre Demir ee, yarın gelecek sağlık kontrollerinden geçecek ee, 4,5 yıllık anlaşma 4,5 yıllık bir sözleşme imzalayacak Emre gerçekten çok yetenekli bir futbolcu ee, gerek Kayseri Spor'da gerek alt yaşta milli takımda e, oynadığı maçlarda izlediğimiz seyrettiğimiz Emre Demir çok yetenekli kaldı ki Barcelona B takımında da zaman zaman çok güzel çok iyi işler yaptı ee, hepimiz umut ediyorduk ki tabii Emre Demir A takıma çıksın, Barcelona'da yani bu kadar yetenekli bir futbolcu ilk 11'de forma şansı bulsun. Bulacağına hem inanıyorduk hem de bunu çok istiyorduk. Ee, göremedik. Bu arada Emre'nin e, takımdan ayrılma sebebi Emre eski yönetim varken Barcelona ile sözleşme imzalıyor. Ve yeni yönetim şu anda Emre Demir'in sözleşme şartlarının bu yaşta ve B takımında oynayan bir futbolcu için Fazla olduğunu düşünüyor. Zaten Emre Demir bir süredir kendine kulüp arıyordu. Kendisine kulüp bakması söylenmişti Emre'ye. Ve uygun bir kulüp bulursa, kendisine kendi oynamak istediği bir kulüp bulursa Emre zaten gidecekti. Bu kulübü buldu. Bu kulüp Fenerbahçe. Emre yarın geliyor. Sağlık kontrollerinden geçecek. Kendisini Fenerbahçeli yapacak. Sözleşmeyi imzalayacak. Umarım burada çok başarılı olur. Yani şu an Arda'yı bile şu yeteneğiyle e, izleyemiyorken Şimdi Emre mi oynayacak Arda mı oynayacak tartışmaları çıkacak. Hangisini oynatacak hoca ya da Emre'yi oynatacak mı artık ne kadar süre sonra şans verecek. Onu da korumamız gerekiyor diyecek miyiz? Emre Demir'i de korumamız gerekiyor diyecek miyiz? Hepsini çok merak ediyorum ama bunun cevabını önümüzdeki haftadan itibaren hep birlikte göreceğiz. Osterwolde Fenerbahçe'nin yeni sol beki. Yıldız adaylarından bir tanesi mi? Evet baktığınız zaman yani ben seyrediyorum, izliyorum. Osterwold'e gerçekten daha önce çektiğim programlarda da söyledim burada. Yani hızlı, atletik, güçlü, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan, gerektiğinde tekmeye kafasını uzatabilecek bir futbolcu. 21 yaşındaki bir futbolcuya göre gerçekten e, çok başarılı. Topu alıp adam geçmesi, adam eksiltmesi, yani e, içeriği açtığı ortaların adresi teslim olması zaman zaman kaleyi gördüğünde, kaleyi yokladığında başarılı şutlar çıkartabilmesi gerçekten Osterwolde'yi yetenekli yapan ve iyi yapan özellikleri diyebilirim. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı. Osterwolde sol bekte Fenerbahçe'de formayı alacaktır ve vermeyecektir. Yani Jorge Jesus şu anda farklı bir formasyona geçecek Osterwolde'nin gelişiyle birlikte. Muhtemelen artık Fenerbahçe'yi dörtlü savunma sistemiyle izleyeceğiz. Ben hocanın yine zaman zaman üçlüye döneceğini bazı maçlarda düşünüyorum. Bundan kolay kolay vazgeçebileceğini zannetmiyorum. Ee, ama genelde artık sezonun geri kalanında Fenerbahçe'yi dörtlü savunma sistemiyle izleyebiliriz. Fenerbahçe Osterwalde'yi bu arada burada oynatıp çok iyi fiyatları Avrupa'ya tekrardan satabilir, gönderebilir. Ama sözleşmesindeki yani Fenerbahçe 7,5 milyon euro gibi bir rakam ödeyecek Osterwalde için. Bir sonraki satıştan %20'de pay Parmanın %20 payı var. Ya çok enteresan. Hani Fenerbahçe sadece şu soruyu soruyorum. Osterwolde'yi alırken ne kadara satabilmeyi düşündü Fenerbahçe? Ki %20 pay koydurdu oraya sözleşmeye. Ya çünkü sizin bu futbolcuyu çok yüksek meblalara satmanız lazım ki. Zaten 7,5 milyon euro ödediniz. Artı bir de satıştan oraya da pay vereceksiniz. Yani bu satıştan Fenerbahçe'ye kalacak olan para eğer yine 7,5 milyon euro ya da 10 milyon euro civarında bir para olacaksa ya burada bir söz sadece bu sözleşme yapılırken e, bence burada bir yanlışlık var bu transferde sadece. Onun haricinde çok iyi bir transfer bana kalırsa e, ben sezonun geri kalanında çok büyük iş yapacağını Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum Osterwolde'nin. Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta biraz durgunluk var transferde yani e, ilk bu programı çekmeye başladığımızda programı açarken söylemiştik hatırlıyorum Beşiktaş transfere en hızlı giren takım oldu diye çünkü o zaman Hazzi Ahmetoviç konuşuluyordu e, başka transferler konuşuluyordu transfere en hızlı giren takım diyorduk dedik daha doğrusu e, şimdi baktığımızda çok durgun bir Beşiktaş var Beşiktaş şu an sadece bir orta saha bakıyor. Ee, ve bu adaylardan bir tanesi Jose Martinez MLS'te, Philadelphia Union'da oynuyor. 28 yaşında 2 milyon euroluk bir teklifi var Beşiktaş'ın. Futbolcu Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Daha önce hiç Avrupa'ya çıkmamış, kıta dışına çıkmamış. 2,5 yıllık bir sözleşme 6-8 numara oynuyor ama e, ana mevkisi 6 numara yani ön libero. Görüşmeler olumlu gidiyor ama şöyle bir şey var ki Beşiktaş taraftarı Jose Martinez'i değil daha iyisini bekliyor. Daha iyi bir transfer bekliyor Beşiktaş taraftarı buraya. Hani zaten eğer şu anda bir tane transfer yapılacaksa kalan dönemde e bu transferin iyi olması lazım. Ama e, şunu da biliyoruz. Ertem abi dün Beyaz Futbol yayında da söylemişti. Sinan abiyle yaptığı yayında söylemişti. Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş'e e, tam yetki verdi transfer konusunda dedi. E, i̇stediğim futbolcuyu getireceğim hocam. Kimi istiyorsan getireceğim dedi diye söyledi Ertem abi. Özel haber olarak Beyaz Futbol'da bu haberi verdi. Yani belki burada Jose Martinez'den vazgeçilebilir. Çünkü ben Beşiktaş'ın Jose Martinez'den bir katkı alabileceğini düşünmüyorum. Yani Beşiktaş taraftarı da bence aynı fikirdedir. Yani 209 maça çıkmış 28 yaşında ve 28 yaşında 209 maça çıkıyor bu futbolcu. Kaldı ki 5 gol 15 asist hadi skor katkısını falan geçtim artık. 75 sarı kart 4 kırmızı kart görmüş. Yani 209 maçta 75 sarı kart bana biraz fazla geldi yani bu sayılar bana biraz fazla geldi. Oynadığı maç sayısı da az geldi açıkçası yaşına göre yaşına baktığımızda. E, Venezuela'lı Jose Martinez'in. E tabi ki Şenol Güneş'in şöyle bir e, özelliği var. Yani ölü topçuları diriltmek gibi bir özelliği var. Mesela dün Delali'nin oynadığı futbol bazı şeylerin habercisiydi bence. Yani Delali'nin sezon sezonun kalanında göstereceği performansa habercisiydi bence. Ya bunu tabii göreceğiz ama ben Delali'nin iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum şu andan itibaren. Oze Martinez de aynı etki yapamaz mı Şenol Güneş diyecek olursunuz belki. Bilmiyorum. Ya bazı futbolcular vardır ne kadar uğraşırsanız uğraşın değişmezler. Belki Oze Martinez onlardan birisidir. Belki de ben yanılıyorumdur geldiğinde Şenol hocayla kariyerinde hiç ilk baharını yaşamamış. O yüzden ikinci baharını e, yaşar diyemem. Belki ilk baharını Şenol Güneş'le yaşar, Şenol ile yaşar. Bilmiyorum. E, ama yine de Beşiktaş'ın farklı adaylara yönelmesinden yanayım deyip Derin Transfer programını bugünlük noktalıyoruz sevgili izleyenler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Derin Futbol YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Beyaz Futbol YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, bu transferler takımlarınıza fayda sağlar mı? Sağlamaz mı? Takımda görmek ister misiniz? İstemez misiniz? Ya da kimlerin transfer edilmesini istersiniz? Bunların hepsini yorumlarınıza, yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki derin transferde buluşuncaya da hoşçakalın.